Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Wild Rift adlı oyunu anlatacağım. Belki bilmeyenler vardır ki çoğu bence biliyordur. Çünkü League of Legends bilgisayarda çok popüler bir oyun. Ve bu oyun artık biliyorsunuz ki mobile geliyor, telefona geliyor. Birçok firma telefona yöneldi çünkü telefon gerçekten büyük bir yani para kazandıran bir bölüm oldu artık. Çünkü herkesin elinde telefon var arkadaşlar. Yaşı küçük insanların da elinde var. Yaşı büyük insanların elinde var. Yani herkese hitap edebilecek bir yer telefon. Çünkü bilgisayar herkeste olmayabiliyor veya bilgisayar herkesin hani herkes bilgisayar oynamayı sevmeyebiliyor ama telefondan çok yüklü oynanıyor. Biliyorsunuz ki Mobile Legends adlı bir oyun vardı. O oyunun aynı benzeri MOBA oyunu. Ona bir rakip demeyeyim de yani resmen onu silmek üzerine gelen bir oyun. Bence Mobile Legends'ı bayağı ortadan kaldıracak gibime geliyor. Bayağı düşürecek. Çünkü bu oyunun yapımcıları öyle kolay kolay hani bu pazarı bırakacak adamlar değil. Riot Games bence piyasayı komple kapatma üzerine geliyorlar. Yani zaten çok da beklettiler insanları. İnsanları bekleterek çıkarttılar. Artık kapalı betası çıkıyor daha. Yani alfası çıktı. Kapalı, bayağı uzun süre sonra kapalı betası çıkıyor. Şimdi açık beta çıkma süresi ne zaman derseniz de biz şu anda kapalı beta'yı oynayamayacağız çünkü bizim ülkelerimiz yok. 4 tane falan ülke var. Onlar da hep Orta ve Doğu Asya ülkeleri. Onlar oynayacaklar. Daha sonra arkadaşlar Ekim'in başında ilk haftası diye belirtmişler. Yani Ekim'in ilk haftasına dair. Çünkü Ekim başı diye denmiş. Ekim'in başında oyun açık beta olarak herhalde gelecek. Benim anladığım o yani. Hani ben yanlış görmediysem. Şimdi zaten o sisteme de geçeceğiz. Burada rankı sistemini falan anlatıyor. Rankı sistemi Mobile Legends oynayanlar da varsa ben de oynadım. Mobile Legends'a bir tık benziyor. Hani böyle zafer kazandıkça birer birer şey kazanıyorsunuz. 3 zafer aldığında çıkıyorsun diyor. Ama diyor koruma sistemi var. Aynı Mobile Legends'te olduğu gibi. Fakat burada bir değişiklik var. Bir haftalık sınır oluyormuş. Yani bir hafta belli bir puan kazanabiliyormuşuz bu koruma sisteminde. Çünkü sürekli biz bunu etkin etmek istemiyoruz diyorlar. Ve rank sistemi de LoL'den bilenler için böyle işte demirden başlıyor. Bronz, gümüş, altın gibi yükseliyor. Onu güzel yapmışlar. Burada 1, 2, 3 ve 5 oyunculu oynanacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani 4 oyunculu oynanan hariç, 4 oyuncu hariç hepsi oynanıyor. 1, 2, 3 veya 5. Güzel olmuş. O sistem de mantıklı. 5 oyuncu girenler için diğerleri böyle karışık takım gelirse dengeli olur mu derseniz de arkadaşlar bu mobil oyun olduğu için çok hızlı bir oyun zaten. Çok hızlı bir oyun olduğu için de yani gene mesela 2 kişi arkadaş, 3 kişi arkadaş şeklinde bir takımla 5 kişi arkadaş bir takım zaten oyun hızlı ilerleyeceği için gene yani iyi oyuncularsa yenebilirler. O kesinlikle bence bir avantaj veya dezavantaj değil. Yani onu da düzenlerler sonra. Diyorlar ki zaten adamlar eğer bu rank sistemini beğenmezseniz biz bunları sonra değiştireceğiz diyor. Şimdilik diyor rank sistemi bu şekilde diyor. Yani rank sistemini biz bu şekilde devam edeceğiz ama siz bize geri dönüşlerde beğenmezseniz biz değiştiririz diyorlar zaten. Gene bu videomuzu ilerletelim. Yani rank sistemi gelmiş. Yeni kostümler gelmiş. Bir de şunu söyledi burada. Ben onu da hemen vurgulayayım. Yani level'la kahraman kasabileceğiz. Bir de gene kahramanlar hiçbir şekilde para ödeyerek şey almayacaksınız. Yani free to play. Normal oyunlardan ve görevlerden gene kastığınız puanlarla veya şeylerle hero'ları alabileceksiniz. Ama şurada gördüğünüz bir Pro Chest'de yazan şu para var arkadaşlar. Bakın şuradaki mavi para vardı yukarıda. O parayla normal hero falan satın alabiliyoruz. Şampiyon diyeyim hatta. Şampiyon deniyor burada. Şampiyonlar satın alabiliyoruz. Ama burada da gördüğünüz gibi şu parayla da kostüm satın alabiliyoruz. Bu zaten paralı oluyor. Genelde bu oyunlarda bundan para kazanıyorlar. Yani kostümlerden. Burada da o şekilde olacak arkadaşlar. Buraya geçelim. Burada çok güzel düzenlemeler gelmiş oyuna. Oyun mesela eskiden şu biliyorsunuz ki bazı şampiyonların attığı skill'ler böyle çok range uzak. Adam resmen kamera ayarlanmadığı için o attığı yeri göremiyormuş. Şimdi artık attığınız zaman direkt kamera oraya kayıyor. Onları getirmişler. Mesela ulti şu sistemi çok beğendim. Ultiyi böyle attığı zaman ultiye basılı tutuyor bakın sağda. Ultiye basılı tuttuğu zaman ultiyle gidebiliyor. Sol üstte de kendini görebiliyor. Sonra tekrar ona bıraktığı zaman kendine dönebiliyor. Gene burada uzağa atılan bir ulti var. O ultiyi attığı zaman sağda gördüğünüz gibi tam minimap'in sağında kameradan görebiliyor ultinin gittiği yeri. Bunlar çok güzel düzenlemeler olmuş bence. Hani bir mobil oyunun ihtiyaçlarını gidermişler. Zaten ben dediğim gibi kapalı beta
Çıkmadan önce dedim ben niye bu kadar beklendi acaba, ama baya baya bir ayarlama yapmışlar. Hani baya o geri dönüşleri değerlendirmişler. Yani bence güzel olmuş, mantıklı olmuş yani. Minimap'ler falan böyle, mesela işaret, gittiğin yere minimap'ten tıklayıp işaret çıkıyor. O güzel olmuş. Burada ayarlama sistemi getirmişler. İstediğiniz tuşları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani sonuçta herkesin parmak boyu aynı değil. Ne bileyim işte veya rahat ettiği bir şey vardır. Ona kendi ayarlayabilecek. Bence güzel olmuş. Savaş sisi geliştirildi diyor. Burada var sistemi var zaten. O da güzel. Şurada bunları güzel yapmışlar. Mesela işaretlerle anlaşmış. Çünkü dedim ki oyun 10-15 dakika arası süren oyunlar olacak. Sen adama chatten yazman zaten 30 saniye 40 saniye, ki bu oyunda çok önemli, 30-40 saniye bile bu tarz oyunlar çünkü hızlı ilerliyor. Evet, şimdi şampiyonlarla ilgili kısma geldik. Açıkladığına göre 6 tane yeni şampiyon geliyormuş. Zaten yaklaşık 40 tane mi ne, 30 ile 40 arası bir şampiyonları vardı. Sonra şimdi 6 tane daha eklemişler. Fakat normalde LoL'de bayağı şampiyon var. 120 mi 130 mu artık tam emin değilim, ama LoL'de bayağı şampiyon var arkadaşlar. Onları zaten zamanla sıraya getirecekler. Bakın bu Jhin karakteri var. Bunun ultisi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık uzaklaştırıp sizi rahat şekilde bunu kontrol etmeyi sağlıyor. Mesela bunun muhtemelen geri dönüşünü aldılar. Beta şey alfa testlerinde hemen düzeltmişler. Yani hepsini düzenlemişler arkadaşlar ona göre. Hemen yeni şampiyonları da şöyle görelim. 6 yeni şampiyon demişler. Mundo getirmişler. Doktor Mundo. Tank bir karakter. Gayet efektler falan çok güzel arkadaşlar. Bence yani görüntü olarak. Bir de oyunun şeyini düşürmüşler arkadaşlar bayağı. Nasıl diyeyim? Hani telefonların ilk başlarda bu alfası varken oyunu böyle yüksek telefonlarda falan oynatıyordu. Şimdi biraz da ayarlamışlar onu. 1,5 GB falan RAM falan ayarlamışlar. İşlem sistemi falan güzelce ayarlamışlar. Yani daha çoğu kişinin rahat oynayabileceği bir sistem yapmışlar. Evet, Singed vardı. Sonra Varus var. Singed de bayağı kanser bir karakter. Varus bayağı güçlü bir ADC şampiyon. Gördüğünüz gibi biçiyor yani. Amumu gene ben mesela orman oynamayı çok sevdim LoL'de. Ormancı bir karakter ve güçlü bir karakter. Oyunun direkt gidişatını değiştirebilecek. Gördüğünüz gibi ultisi de o attı. Ultisiyle direktmen belli bir alandaki kişi tutuyor. Evet. Yani bu videoda göreceğimiz kısımlar bunlar. Şimdi ben bir de biliyorsunuz ki dediğim gibi kapalı beta geliyor. Açık beta'ya geçecek. Ama kapalı beta şu anda arkadaşlar maalesef Türkiye'de yok. Şöyle hemen şu kısma geçelim. Bu kısımdan anlatmaya devam edeyim. Burada bize açıklamalarını yapmışlar. Ne şekilde olacak, nereye gelecek diye. Arkadaşlar 16'sında başlıyor. Yani bugün 16 zaten, artık gece ben yapıyorum bunu. 16'sında başlayacağı söyleniyor. Filipinler, Endonezya, Singapur, Malezya ve Tayland ülke, yani 1, 2, 3, 4, 5 tane ülke. Bunlar hep zaten Asya ülkeleri. Bunlar da başlayacak. Kapalı beta olacak. Bu kapalı beta da artık ne, yani bitmiş oyun. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Artık ufak tefek var mı bir şeyler? Onları kontrol edip veya belli şeyler, hatalar var mı? Onları kontrol edip sonra açık beta'ya geçecek. Açık beta da zaten gene oyunun hataların olabileceği bir kısım. Açık beta'da da kimse hani suçlamaz. Ya burada şu var, bu var. Sonuçta beta'nın mantığı odur zaten. Çıkartırsınız oyunu. Açık beta da olsa, kapalı beta da olsa. Ya bu kapalı beta çıkartmaların sebebi şu. Bu oyunu yapanlar böyle çok garantici arkadaşlar. Garantici oldukları için bu şekilde ilerliyorlar. Filipinler dediğim gibi buralarda çıkıyor. 16'sında şurada yazmışlar zaten. 16'sında İndonezya'da çok küçük rakamlarla davet edip onlarla başladı. Mesela 1000 kişi davet edecek ama özel mesaj gidecek onlara. Onlar gelecek. Herkes giremeyecek gene İndonezya'da. 18'inde diyor bu hepsinde açılacak sonra. 18'inde hepsinde açılacak. İlk başta bir test, 2 gün falan test edecektir herhalde Endonezya'da. Sonra hepsinde açılıp bu bütün o ülkedekiler oynayıp test edecekler. Sonra arkadaşlar Early October dedi zaten. Early October'un mantığı nedir? İkinci haftası olamaz herhalde. İlk haftası falan. Şöyle bir şey yazmışlar. İlk haftası. Eylül'ün ilk haftasına kadar bu devam edecek. Yani yaklaşık 2 hafta devam edeceği söyleniyor. Kapalı beta'nın durdurulacağı. Pause diyor. For a few days. Belli bir süre. Few days dedi. İnşallah few days'ti. Yani az bir
gün diye belirtmiş ama inşallah öyledir yani. Çünkü bunun alfasıyla betasının arası çok uzun sürdü insanlar. Ama tabii çok düzenleme yapmışlar, güzel olmuş. Bütün akontlar resetlenecek diyor. Belli bir süre durdurulacak diyor. All other regions become later diyor. Yani demek istiyor ki burada yani kısa bir sürede geri gelecek. Yani benim anladığım burada yani Eylül'ün içinde devam edip Ekim'in ortalarında veya Ekim'in içinde bence getirecekler artık oyunu açık beta olarak, ama yani açık beta olarak getirecekler. Bütün ülkeler artık açacaklar. Ufak ufak başlayacaklar yani artık, çünkü oyunu daha fazla bekletmenin mantığı yok. Çünkü verdikleri söz şuydu: 2020'nin sonunda gelecek demişlerdi oyun. Artık 2020 sonunda gelsin bir zahmet. Yani burada bazı soruları falan şey yapmışlar. Şurada sadece göstereceğimiz iOS'ta iPhone 7'ye kadar. Burada zaten 4 core 1,5 GHz ve 32 ile 64 bitlerde çalışacak. 1,5 GB RAM olan bir telefonda çalışacak. 1280'e 720. Yani genelde bence çoğu kişinin telefonunu kaldırabileceği, yani normal bir telefonu kaldırabileceği bir sistem. Çoğu kişi oynayabilir. Bayağı düşürmüşler. Yani bu 3 GB RAM'de öyle bir şeydi bu şeyleri. Alfa testleri. Şu an beta'da onu biraz daha düzenlemişler. Zaten görüntüden de hafif bir şey yapmışlar, ayarlama. Sonuçta onları düzeltir kendileri bileceğiz. Sadece o kısımları belirtmişler. Bunun haricinde pek bir bilgi yok. Yani burada önemli olan zaten şu an bizim ülkemize gelmemiş olması. Ben de üzüldüm açıkçası. Yani Türkiye'ye gelseydi denerdik, güzel olurdu baştan. Ama tabii ki sabırsızlanıyoruz. Bekliyoruz. İnşallah bir ay sonra artık biz de oynayabiliriz diye düşünüyorum. Yani Ekim'in ortalarında. Çünkü burada yazandan anladığımız o. Çünkü diyor ki pausus demek, yani beklemeye alacağız. Close beta beklemeye girecek. Acaba şöyle bir şey mi yapacaklar? Hani buradan şunu da çıkartabiliriz. Kapalı beta'yı bekletip sonra diğer ülkeleri açıp orada mı kapalı beta şeklinde devam edebilirler? Bilemiyorum. Yani orada da sınırlı sayıdaki insanları davet ederek, yani bir anda açık beta'yı açıp herkes hurra hücum edeceğine, mesela işte bizim ülkemizde biliyorsunuz ki ön kayıt vardı. Ön kayıta kaç kişi başvurmuştur? Diyelim ki 3 milyon kişi başvurmuştur. Örnek veriyorum. 3 milyon kişi kaydolmuş bizim ülkemizde. Bunun işte 100 binine davet gidecek. Sonra bu 100 bin kişi gelecek ilk başta. Sonra yavaş yavaş genişletecekler bunu. Hem sunucularını deneyecekler. Öyle bir sistem de olabilir. Sonuçta o adam bir anda, bizim ülkemizde çok bekleyenler var ki bizim ülkemiz çok seviyor bu tarz oyunlar telefondan. Bakalım, geldiği zaman göreceğiz. Evet, böyle bilgi vermek istedim. Yani benim de beklediğim bir oyundu. Umarım çıkar ve kısa bir sürede oynarız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.